İnşaat var burada bunu. Her videoda söyleyeceğim büyük ihtimalle inşaat bitene kadar. Burada konuşuyorlar. Neyce konuştukları da belli değil. Bağırarak konuşmayın. Yani burası bir mahalle. Kimseyi rahatsız etmeye hakkınız yok. Ben mi çok abartıyorum acaba? Konuşuyor ya, ben deliriyorum. Ağzına çamur tıkayacağım onu. Gerçekten böyle buradan böyle şeyle, mancınlıkla şöyle tutsam şöyle diye ağzına tam gelsin. Çamur güzel olmaz mı? Ay, hayal etmesi bile çok güzel oldu. Neyse, böyle şeyler hayal etmiyoruz. Ay, çıldıracağım. Çamur oldu. İş gidiyor, kafa gidiyor. Sıfır. Şu an hiçbir şey hatırlamıyorum. Hiçbir şey. Dondu. Nerede doğduğumu, kaç yaşında olduğumu falan bile hatırlamıyorum. Evet, bugün bu şapkayla videoma devam edeceğim. Umarım video sonuna kadar dayanır bana ya da ben ona dayanırım. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Geçen sefer ağız yapmıştık. Zombi ağzı yapmaya çalışırken birazcık zombi değil. Zombi ağzı yapmadım ki ben, ne ağzı? Ha, vampir. Zombi ağzından bacağa geçtim. Cidden bacak yapacağım, yani böyle parmakları olan, yani bacak, ayak, parmakları olan, terlik falan bir şey yapacağım. Böyle değişik bir şey deneyeceğim. Videonun sonunda görürüz tekrardan nasıl bir şey çıktığında. Benim için de sürpriz oluyor. Ben de belki bacak yerine başka bir uzuv çıkartabilirim, yani bilmiyorum. Size seramiğe nasıl başladığımı anlatmak istiyorum. İlk videoda YouTube'a nasıl başladığımı anlatmıştım. Şimdi seramiğe nasıl başladığımı anlatacağım. Sanırım böyle videolarda yavaş yavaş geriye doğru giderek ben doğumuma kadar gelebilirim. Aslında mevzu o kadar derin. Ama doğuma kadar gitmem. Giderim belki de, ya doğumum da çok garip çünkü. Şimdi ben seramiğe nasıl başladım? Aslında ben Ersin Üniversitesi'nde 6 yıl boyunca gıda mühendisliği okudum. Çok güzel bir üniversite dönemiydi benim için. Üniversite bitti, mezun oldum 2020 yılında. İş aramaya başladım. Yani sonuçta gıda mühendisi, bunu okumuşum. Bundan başka bir iş yapamazmışım gibi. Hemen işe başlamak istiyordum. Ama tabii güzel olması işin bir önemli kısmıydı. Yani böyle her bulduğum işe de... Aslında her bulduğum işe girdim. Nereden teklif gelseydi oraya girecektim sanırım. Bir yerden kabul geldi. Gittim, görüştüm, kabul edildim. Benim ilk iş deneyimim, tabii ki daha önce başka yerlerde çalışmıştım. Üniversite döneminde çok yerde çalıştım bu arada. Garsonluk yaptım, nedimelik bile yaptım ya. Düğünlere gidip kıyafet giyip oynayıp böyle gelinle, tanımıyorum gelini, oynayıp nedimelik yaptım. Ama ilk defa kendi mesleğimde bir işti ve çok heyecanlıydım. İşe başladım, iş çok güzeldi. Her şey çok güzel gidiyordu tabii ki. Ama böyle bir anlamsızlık çöktü bana. Hani belli bir süre sonra ne yapıyorum burada? Ben neredeyim? Kimlerleyim? Nasıl bir pozisyonda çalışıyorum? Koca bir anlamsızlık. Bir gün işten çıktım. Otobüsle eve gidiyorum. Duraklara gelirken ya bir insan topluluğu yürüyor. Ama nereye yürüyorlar? Herkesin ruhu çekilmiş. Böyle etrafıma bakıyorum. Sanki ben böyle bir oyun içerisindeyim. Yani biri beni oynuyor gibi. Dedim ki ne oluyor ya? Hani nasıl bir simülasyonun içerisindeyiz? Gerçekten böyle etrafıma bakıp bir böyle afalladım. Bence sorgulamalısın işini. Ben burada ne yapıyorum? Neden varım? Ben burada mutlu muyum? Buna inanıyor muyum gerçekten? Yaptığım mesleğe inanıyor muyum? Benim ruhumu besliyor mu bu meslek? Beni geliştiriyor mu? İş ortamında yaşanan mobbingler, sıkıntılar hep böyle beni yordu. Her iş yerinde yaşanan sorunlar bunlar. Ve ben aslında buna uyum sağlayamadığımı anladım. İşimi çok güzel yapıyordum. İşimi yaparken de seviyordum. Ama ruh halimi sevmiyordum oradayken. Benim ruh halimle alakalı bir problem vardı. Ruhum yok ya. Güçlü bir yapıya sahip değilim bu konularda maalesef. Bu mobbinglere dayanabilecek bir yapıya sahip değilim. Bunu kendimle yüzleştim. Kendimi kabullendiysen böyle, tamam Hilal güçlü değilsin. Kabullendin kendini. Tamam, ne çözüm üretebiliriz sana? Hala seramiğe nasıl başladığımı anlatmadım. Gerçekten tam hatırlıyorum. 2021 1 Ocak. Ben böyle elimde bir kahve kabı, kahve içiyorum. Dedim ki çizim yapayım ben bunun üzerine. Böyle hafif hafif minik minik böyle tatlış tatlış çizimler yapmaya başladım. Sonra yaptığım çizimi çok beğendim. Seramik olduğunu öğrendim. Bunun seramik olduğunu bile bilmiyordum belki. Dedim seramik nasıl yapılır, ona baktım. Videoları izledim falan derken çok ilgi çekici geldi. Bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek. Ve ben de çat diye 20 kilogramlık bir çamur siparişi verdim. Ama hiçbir bilgim yok yani seramikle alakalı. Tamam, araştırdım ettim ama dümdüz bir araştırma. Çamur alayım yapayım evde falan gibi baktım olaya. O 20 kilogramlık çamuru bitirdim ben. İşten böyle çıkıp ya gidin de şunu yapayım bunu yapayım diye aklımda böyle fikirler oluşmaya başladı. Akşam eve geliyordum, direkt seramik yapmaya başlıyordum.
çok sevdim. Yaparken serimi tek başınasın. Sürekli düşünme fırsatı buluyorsun. Sessizlik var. Dilin çalışıyor. Beynin çalışıyor. Düşünüyorsun, bir şeyler üretmeye çalışıyorsun. Böyle, gittikçe böyle o düşüncelerin derinliğine iniyorsun böyle. Farklı bir hayale, farklı bir dünyaya, evrene açılıyorsun. Belli bir süreye kadar ailenin sana yüklediği şeylerle yaşamak zorundasın. 24 yaşındayken gerçekten ben bu hayatı istemiyorum. Tamam, belli bir üniversite okudum. Çok iyiydi. Mezun oldum ama ben bu işi yapmak zorunda değilim. Ki ben seramik yapacağım ya dedim. Üreteceğim. Seramik de bu kadar kolay değilmiş arkadaşlar. Ben bunu işin içine girince hani böyle çamuru al, oyna, yap, gitsin falan değil. Yani bunlar iki kere fırınlanıyor ve fırınlanması için bir seramik fırınına ihtiyacın var. O zamanlarda böyle yaptım yaptım, ürettim hepsini ve bir atölyeye götürdüm. Bir atölyede pişirdim. Tamam, pişirdim. Bu saatten sonra ne olacak? Boyaması var. Etik boyaları al, sırrı al. Uzun bir süreç aslında bu. Ve tüm malzemelerin olması gerekiyor aslında bunu yapabilmen için. Şimdi tabii ki de kendime bir plan oluşturmadan işten ayrılmadım. Kendime uzunca bir süre plan oluşturdum. Ben bir sene boyunca hem işte çalışıp hem seramiği öğrenmeye çalıştım. Baktım hani ben bunu gerçekten seviyor muyum? Ben bunu ileride yapabilir miyim? Bu gücü kendimde buluyor muyum diye sordum sürekli. Ve her zaman evet yanıt aldım kendimden. Hiçbir zaman ben yok ya seramiği yapamayacağım galiba, olmayacak diye bir şey düşünmedim. Hep dedim ki olacak, yapacağım. Ve dedim ki ben eğer bunu yapmak istiyorsam bunu mutfağında öğrenmek zorundayım. Evde alıp da video izleyerek ben bunu öğrenemem. Belki yer temizleyeceğim, belki tuvalet temizleyeceğim ama ben bunu gidip mutfağında öğreneceğim. Ben bir atölyede çalışmak zorundayım bunu öğrenmek için. Bir atölyede yardımcı arkadaş aradıklarını söylediler. Ben dedim güzelmiş dedim, mesaj attım. Dedim ki işte görüşmeye gelebilir miyim? Benim ilk atölye görüşmemdi yani. Başka hiçbir atölyeye gitmedim. Gittim atölyeye, orada işte şimdiki hocam iş görüşmesi yaptık. Hocam dedi ki bak dedi, anlıyorum seni, işten çıkmak istiyorsun ama çok erken karar veriyorsun. Daha işte 24 yaşındasın. Bir senedir, 1,5 senedir çalışıyorsun. Bence işini bırakma. İstediğin zaman part time olarak buraya gel hafta sonu. Burada biraz işi öğren. Sonra dedi işten ayrılırsın. Bak bir yapabiliyor musun, yapamıyor musun diye. Ben dedim ki hayır dedim ya. Ben dedim neyi bekliyorum ki? Yapacağım ben bu işi illaki. O yaşta yapmasam ne zaman yapacağım? Bekleyeceğim, 1-2 sene daha çalışacağım. 3-4 sene daha çalışacağım belki para biriktirmek için. Benim hevesim kaçacak. Benim odağım artık seramik olmayacak belki. O yüzden dedim ki ben bunu istiyorum. İstiyorsam şu an yapmalıyım. Tamam, sigortam olmayacak, maaşım olmayacak, hiçbir şey umurumda değil. Parayı umursamıyorum. Yani ben yarın gidip patronumla konuşacağım ve istifa etmek istediğimi söyleyeceğim. Dedim ben gidiyorum. Ben kendi kararımı verdim. Kendi planımı oluşturdum. Kendime yeni bir yetenek oluşturacağım. Kendime yeni bir meslek kazandıracağım. Ben nasıl gıda mühendisi için 6 senemi harcadıysam, seramik için de birkaç senemi harcayabilirim diye düşündüm. Daha çok gencim. Bu enerji bende varken şimdi yapmalıyım. Her seferinde işte kararımın değişeceğini düşünüyorlar. Herkes sanıyor ki ben böyle alıyorum çamuru elime, oynuyorum. Ondan hiçbir şey olmaz. Meslek mi o? Tabak çanak yapıyor gibi şeyler söyleniyor. Bu arada ailem de çok destek oldular bana. Ama istemiyorlar istifa etmeni. Sonuçta sigortan var. Bu sigorta olayı neden bu kadar önemli ben anlayamıyorum. Sigortan olsun ya. Hani çalışmasan bile sigortan olsun. Ne kadar saçma bir şey. Tamam illaki sigortamı yapmak zorundayım ama birkaç sene daha sigortam olmasın yani ne olacak? Annem bu süreçte gerçekten çok destekçim oldu benim her anlamda. Hep bana böyle bir özgüven aşıladı. O da tabii ki kaygılıydı işten çıkmam konusunda. O da işten çıkmamı istemiyordu aslında. Diyorlar ki bu kız bunu yapamayacak, olmayacak. Bir şey istiyorsan, gerçekten istiyorsan bunu yaparsın. Ne olursa olsun yaparsın. Ve ben bu seramiği çok istedim. Öğrenmeyi çok istedim. Çünkü benim ruhumu doyuruyordu ya. Ruhumu çok güzel doyuruyor seramik. İnsanlar o kadar kötü ki. İnsanlar o kadar kalp kırıyor ki. Seramik bana çok iyi davrandı. Beni anladı, dinledi. Konuştum onunla. O süreçleri hep çamurla atlattım yani gerçekten. Zor bir süreç. Psikolojik olarak zor bir süreç. Ekonomik olarak zor bir süreç. Ailenle yaşadığın sıkıntılar için zor bir süreç. Hatta şöyle söyleyeyim. Annem geçen yanıma geldi. Bak dedi tamam yapıyorsun bunu ama hani artık bir atölyen var. Ama dedi bir dedi kendi mesleğinle alakalı bir işe mi girsen tekrardan? Dedim anne sen ne diyorsun ya? Yok öyle bir şey artık. Ben 1,5 senedir bunun için uğraşıyorum. Emek vermişim. Hala yani hala 1,5 sene oldu ben işte istifa edeli. Hala bana gelip de sigortalı bir işte çalışsam mı diye soruyorlar. Kupamız hazır bu arada. Minik bir kupa olacak. Çünkü bacakları yerleştireceğim için çok uzun bir şey olmaması gerekiyor. Ben eğer ekonomik durumum iyi olsaydı ve ilk seramiğe başladığım zaman fırını alsaydım belki de çok çabuk vazgeçecektim. Çok kolay ulaşmış olacaktım çünkü o fırına.
yapamayacaktım. Hevesim kaçacaktı. Bence bir noktada istifa edecektim yani bundan da. Ama ben bu duruma o kadar zor geldim ki, emek vererek geldim ki, istesem de bırakamam artık. Geçmişte çok emek var, çok yaşadığın şey var. Bunu yıkmak istemiyorsun, bozmak istemiyorsun. Ben 2,5 yıl sonra fırın alabildim. 2,5 yıl sonra. Annem aldı bana fırını. Fırınım geldiği zaman ağladım bu arada. O kadar ulaşmak istediğim bir şey ki aslında çok büyük bir şey değil. Ama böyle evet ya Hilal yaptın, fırını aldın, başardın ve bundan sonrası çok iyi ilerleyecek. Eğer bunu yapabildiysen bundan sonrası da bence senin elinden geldiği kadar yine iyi olacak diye düşündüm. Bu biraz kuruyacak. Kurusun burada. Kendine gelsin. Biz de bacaklarımızı yapmaya geçebiliriz bence artık. Bakalım nasıl bacak ortaya çıkartacağız. Güzel oldu ayak. Bence fena olmadı ya. Bakayım. Bu motivasyon konuşmalarında diyorlar ya işini sevmiyorsan istifa et diye. Ben bunu duyunca mutlu oluyorum. Tamam, bunu söylüyorsun çok güzel. Ben bundan mutlu oluyorum ben başardım diye de. Başaramayan insanlar da büyük bir umutsuzluğa düşüyorlar. Kendi işini kurunca mükemmel bir hayat seni beklemiyor. Bunun böyle insanlara empoze edilmesine çok karşıyım. Çünkü artık öyle bir dünyada yaşıyoruz ki insanlar gerçekten yaptığı işten mutsuz. Kendilerini beğenmiyorlar, işlerini beğenmiyorlar, hayatlarını beğenmiyorlar, evlerini beğenmiyorlar. Ve insanlar bu şekilde gösterildiği zaman daha çok umutsuzluğa düşüyorlar. İşini sevmiyorsan eğer kendine bir çözüm yolu bul. Yeni bir şeyler öğren, kitap oku. Belki kitap yazarlığına bile başlayabilirsin. Bunlar hobi, bunu iş olarak yapın demiyorum. Kendinize tamam işinizi sevmiyorsanız ama sevdiğiniz bir alan da yaratın. İşte dışında. Yani işten çıktığınızda mutsuz olmak yerine eve gideceğim ve bunlarla uğraşacağım deyip daha mutlu olabilirsiniz. Yanlış. Yo doğru. Baya bir kalın bacak oldu bu da. Güzel oldu. Murphy tabaklarıma bardaklarıma çıkma. Fırın üzerine çıkmaya çalışıyor ama oh shit başardı. Çok akıllı bir kedim var. Para kazanma hırsıyla yapmıyorum bu arada ben hiçbir şeyi. Neler yapabiliyorum onu göreyim. Kendimi geliştirebileyim. Seramik o kadar dipsiz bir kuyu ki. Hani şu an ben ne kadar her şeyi öğrendim desem bile daha bir sürü öğrenmediğim, bir sürü bilmediğim şey var aslında. Ve öğrenme hevesimi de hiçbir zaman bırakmak istemiyorum. İkisini de yaptım. Kulba yerleştireceğim. Müthiş. Ben bayağı sevdim ya. Hava karardı resmen. Güneşim gidiyor. Kadar sallarsan düşer tabii ki Hilal. Ayağımızı yapıştırırız da. Ben asla gidip açamam. Ha, torunum açsın. Ya basmayın şu zile ya. Basmayın ya. Açmıyorum ya. Açmıyorum. Gidin. Açmayacağım. Bence çok tatlış bir kupa oldu gerçekten. Bu videonun da aslında sonuna geldik. Ben sadece şunu demek istiyorum. Her hayat değerli. Herkesin kendi bir hikayesi var. Sadece kendi hikayenizi kendiniz oluşturun. Kimsenin eline o kalemi vermeyin. Bu hayat benim. Sadece sevdiklerimi kaybetmek istemiyorum. Sevdiklerim hep yanımda olsun istiyorum. Sizin de sevdikleriniz hep yanınızda olsun. Bol, keyifli, neşeli hikayeler duymak istiyorum. Beni izlemeye devam edin. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Elinizden ne geliyorsa yapın. Sizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın.